Herkese merhaba. Bu videoda internette çok satılan, benim de hoşuma giden bir kitaplık ürünü sizlerle paylaşacağım. Beraber kuracağız ve inceleyeceğiz. Parasını hak ediyor mu? Birlikte karar vereceğiz. Onun öncesinde kitaplığımıza bir bakalım. Kitaplığımız arkadaşlar yıldızlı bir ürün diyor. Şu anda fiyatı 423 lira. Yani en uygun gözüken bu. Morpanya'yı neden tercih ettim? Buna benzer bir sürü kitaplık vardı. Baktım ki 1359 tane yorumu var. Tamamen reklam falan değil arkadaşlar. Ben de sizin gibi yani şu anda ürün bakıyorum ve buna karar verdim. Fiyatı da makul geldi. Şu anda en uygun fiyatlı ürün bu. Ürüne baktığımızda şöyle büyütelim. 5 raflı ve gayet de şık ve güzel duruyor. 60 santim, 30 santim benim işimi görecek. Kitaplık basit kurulumu olduğu söyleniyor. Bakalım gerçekten böyle mi? Şimdi ise almış olduğumuz bir kitaplığın kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar, paketleme bu şekilde yapılmış. Yani deformasyon varmış. Şurayı bantlamışlar. Bir problem yok gibi. Şimdi bismillah diyelim, açalım. Ha, şunu da söyleyeyim. Ben bunu reklam falan yapmıyorum. Yani kendimize aldık. Size de faydalı olması adına ücretini hak ediyor mu? Bunu beraber bakacağız. Bunları açtık. Ben hemen hızlıca açayım. Evet, kutuyu açtığımızda böyle bir manzara bizi bekliyor. Şu anda bakıyorum ürünlere tek tek. Bir çizik var mı? Yok. Yani size tavsiyem, yani ürünlere de bir bakın. Bir problem var mı? Evet, ürün bu şekilde. İçine baktığımızda arkadaşlar, içine baktım, kağıt falan yok. Hiçbir şekilde yok. Yani irsaliyenin içinde mi var dedim. Burada da yok. Burada da yok. Kağıt yok. Sağına soluna baktım, içinde kağıt falan yok. Ama mevzu belli. Yani bu tahtaları bunların arasına koyacağız. Olay bu. Bizden istenen görev, anladığım kadarıyla bu tahtaları bunların arasına koyacağız. Çizik mi lan o? Yok değilmiş. Şimdi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 5 parça ahşap çıktı. 5 katlı olduğu için en alttan en üste doğru dizeceğiz. Şu uzun kısım aşağıya gelecek. Şuradaki. Bu kısa olan da yukarı gelecek. Hemen şu paketi açalım. Paketinde ne varmış? Kağıt çıkmaması benim için bir eksi. Yani bilen var, bilmeyen var. Uğraşan var, uğraşmayan. Şemaya bakmak istiyor ya. İnsan gözü bir ağrıyor ya. Yine de bir bakayım abi. Yani bilsem de lan acaba yanlış yapıyoruz mu gibisinden bakmak istiyor. Hemen ben ilk şu zımbırtılar kaybolmadan takayım. Şu takozların takıldığı kısımlar biraz sıkıntı. Bunları düzelteceğim. Yani ilk gördüğüm problem bu. Yani buralar biraz problemli. Takozlarımızı takma işlemimiz tamam. Geriye kaldı vidalama. Şöyle ki bunu böyle yaptığımızda ikisi de civata yerleri var şu arka kısımda. Bunları arkaya getireceğiz. Şimdi böyle ölçtüğümde, baktığımda eğer tek kişiyseniz benim gibi ilk önce bir tarafı yapmamız mantıklı olacak. Şunu ele alalım. Burası alt taraf. Şu uzun ayakların olduğu yer alt taraf olduğu için bu sırt tabii ki haliyle arka kısma gelecek. Burası yanlar. Burada kaplama yapmamışlar. Sadece ön yüzde ve altta üstte var. Şu şekilde koyduğumuzda direkt araya oturuyor zaten. Yani direkt oturuyor. Burada kalıyor vidalama. Vida yerleri yok. Vida yerlerini tamamen biz kendimiz açacağız. Bende tornavida var ama bileğimi yormak istemiyorum. Şarjlı matkaplı yapacağım. Adamlar yapmış uygun fiyatlı diye de her şeyi de bize bırakmış. Delik yerini bari adam şöyle hafiften bir şey yapar. Tornavida ile hiç niyetim yok bunu montalamaya. O yüzden şarjlı matkap getireceğim. Valla benim şarjlı matkabım var. Olmayanlar için tornavida ile yapılabilir mi? Yapılabilir ama çok uğraştır. O yüzden bende olduğu için yani uğraşmaya gerek yok tornavida ile. Şu anda ben desen kararı vereceğim. Desenler aynı mı? Aynı. Ceviz desenlerini, güzel gözüken kısımları üste getirmeye çalışacağım. Bunu bu şekilde koyduğumuzda direkt araya oturuyor zaten ahşap. Tık tık vidalamaya başlayalım. Şimdi bu şekilde dizerek arkadaşlar gideceğim. Şimdi dizilimi yaptım. Üst tarafa geçeceğim. Diğer kısma. Burada önemli nokta şu. Şu ön kısma, bu ön yüzeyleri denk getirmek. Olay bu. Diğer kısmı bu şekilde getirdik. Buraya da aynı şekilde vidalayarak gideceğim.
Matkapla işimiz bitti. Genel olarak tek kalem, tek düze kaynak yapmadıkları için ufak tefek açıklıklar oldu milim yanlarda ama çok böyle bari sırıtacak bir şekilde değil. Yani işçilik işte yani fiyatına göre diyebiliriz. Çok böyle aman aman sağlam bir kitaplık değil. Sadece şık, kibar, hafif bir kitaplık diyebilirim. Şimdi ayağa kaldıracağız bu arkadaki şu sallanma olmasın diye tam terazide durması için bunları monte edeceğiz. Evet şimdi kitaplığımızı kaldırdık. Bu iki tane demire şu sallantıyı önlemesi adına bunu kullanacağız. Hemen bunun da montajını yapalım. Şimdi ise bunu, bu demiri, şimdi bu vida vasıtasıyla bu demirleri takacağız. Evet arkadaşlar bunları da monteledik. Şu anda sarsıntı gitti. Bu bayağı bir sağlamlaştırdı diyebilirim. Bu şekilde oldu. Şimdi genel olarak ürüne baktığımızda açıkçası ilk başta ben biraz tedirgin oldum. Ya bu çok dandik bir şey diyecektim. Yani sağlam oluyor. Tam görüntüsü güzel olabilir ama şöyle baktığımızda sağlam da duruyor. Yani şöyle vuruyorum. Kırılacaksa şimdi kırılsın zaten. Gayet iyi. Bir problem yok. İyi iyi. Vallahi sağlam. Bak şu şeyi takozlar tam şey olmamış. Bunları şey yapalım. Vallahi ürüne baktığımızda fiyat performans diyebilirim ama şu denge olayı ben uğraştım yani bayağı dengede kalması için. Yine de ben ne kadar uğraşsam da bir tık şeylik kaldı. Artık arasına bir şey falan sıkıştıracağız, bir şekilde halledeceğiz. Genel itibariyle güzel. O şık. Takdir sizin. Ben ürünü gösterdim. Dediğim gibi kaynakları her yere şey olmayabilir. Dört dörtlük. Bu ürünü almak isteyen arkadaşlar için umarım bu video faydalı olur. En azından bir fikir edinir. Çünkü çok sık karşımıza çıkan bir ürün. Ürün bu şekilde kısaca. Fiyatına göre ürün diyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.